Dijitaller.com'dan herkese merhaba, ben Serhat Yücel. Bugün Hüseyin Emre Girgin ile birlikte teknoloji pazarı videosunun 3. videosunu çekiyoruz. Merhaba Hüseyin. Merhaba Serhat. Hüseyin, bu hafta mobil konusunda oldukça hareketli bir haftaydı. Birçok yazılım güncellemesi ve telefon sızıntısı yayınlamıştık. İstersen hemen telefon güncellemeleriyle videomuza başlayalım. Öncelikle Note 4'e Android 5.1.1 güncellemesi Rusya'da verildi. Türkiye'de yakın bir zaman içerisinde gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra S6'ya 5.1.1 güncellemesi verildi. Bunu takipçilerimiz eğer S6'ya sahiplerse indirebilirler. Ayrıca şunu söyleyelim. Bir diğer güncelleme haberi ise LG'den geldi. LG G2 çok kısa bir süre içerisinde Android 5.1.1 güncellemesi alacağını açıkladı. Güncelleme şu an test aşamasındaymış. Türkiye'ye de 2 ay gibi bir süre sonra gelecekmiş. Ayrıca buradan LG'yi de eski amiral gemisine, yani hatta bayağı bir oluyor, güncelleme verdiği için teşekkür edelim. Hatta böyle bir konuda tebrik edebiliriz diye düşünüyorum. Evet, sonuçta eski de olsa bir LG için dönüm noktasıydı. O yüzden LG'yi biz tebrik ediyoruz ve LG'den yeni bir telefon haberine geçelim. LG G4S. LG G4S daha çok LG G4'ün kırpılmış bir versiyonu olarak gelecek. Daha çok orta segmente hitap edecek. Deri kapak seçeneği olmayacak diye bekleniyor LG G4'teki gibi. Fakat tasarım olarak LG G4'e çok yakın ve arkadaki o plastik kapak tasarımı yine aynı. Dilersen teknik özelliklere de geçelim. 64 bit 8 çekirdekli Snapdragon 615 işlemcisi, Adreno 405'te grafik birimine sahip, 2 GB RAM'e 16 GB depolama alanı, 8 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kameraya sahip, 5.2 inç Full HD ekrana da sahip. Ayrıca çıkış da 5.1.1 Android sürümüyle gerçekleşecek. O zaman Hüseyin, madem telefon haberlerinden devam ediyoruz, ben de hemen Sony'den bir haber aktarayım. Biliyorsun Xperia Z4 gayet başarılı bir telefon olmuştu. Şimdi de Xperia Z5'in sızıntıları gündemimize geliyor. Mesela Z5'te Snapdragon 820'nin kullanacağı söyleniyor ki şu anki mobil sektördeki en iyi işlemci. Ayrıca 4 GB RAM'e sahip olacağı söyleniyor. Bunun yanı sıra 4500 mAh bir bataryaya sahip olacakmış ki çok ciddi bir rakam. Umarım gerçekten 4500 mAh bir batarya olur. Bunun yanı sıra 21 megapiksel çözünürlükte bir kamera konulacakmış ve bu kamera 4K ve HDR çekim özelliklerine sahip olacakmış Hüseyin. Ayrıca Z5'in kompakt ve ultra sürümleri de bulunacakmış. Fakat onların hakkında şu anda pek bir bilgi yok. Onu da geldiği zaman biz zaten kendi sistemi üzerinden sizlere aktaracağız. Büyük ihtimalle parmak izi okuyucusunun da olacağı söyleniyor. Ayrıca bu Z5 Ultra, Z5 Compact da aynı anda çıkabilir ve bu, yani 3 modelin çıkış tarihinde de Eylül ayı işaret ediliyor. Yani tam olarak kesin değil ama Eylül ayında çıkacağı söyleniyor. Sony tarafında ben en çok şeyi merak ediyorum. Acaba tasarımda büyük bir değişiklik olacak mı? Çünkü hep yakın tasarımlarla, birbirine yakın olan tasarımlarla geldi telefonlar. Bakalım ne gösterecek ve diğer telefon haberimiz OnePlus 2. Biliyorsun OnePlus 1 dünya üzerinde çok büyük sükse yarattı. Türkiye'de satılmadığı için özellikle bir de davetiye üzerinden alınabilir olmasıyla da dikkatleri üzerine çekti. OnePlus firmasının CEO'su 450 doların altındaki bir fiyatla çıkacağını söyledi. Telefonun teknik özelliklerine de bakarsak Snapdragon 810 işlemci, 4 GB RAM'e, parmak izi okuyucusuna ve yeni moda olan USB Type-C bağlantısına da sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca telefonun da arkasında 16 megapiksel, ön tarafında 5 megapiksel de bir kameraya sahip olacak. Ekranı ise pek bir net değil. 5.5 inç veya 5.7 inç bir ekrana sahip olacağı bekleniyor. Dünya üzerinde beklenen bir telefon ama Türkiye'de satılacak mı hala bilmiyoruz. İlk başta zaten biliyorsun Hüseyin, davetiye ile başlamışlardı bu işe. Zaten o şekilde bir merak uyandırdı insanlarda ki verdiği donanımlar ve malzeme kalitesinin de çok iyi olduğu söyleniyordu. Bakalım OnePlus 2'de bu durum sağlanacak mı ki özellikleri işte okuduğumuz üzere oldukça sağlam özellikleri var. Ve USB Type-C'nin denenmiş olması da oldukça iyi bir şey. Türkiye'ye gelirse ben bu telefonun satacağına inanıyorum ama oradaki 450 dolar burada bakalım nasıl bir fiyat alacak. Çünkü bu ülkede maalesef 4 GB RAM'li telefonları öyle ucuza yar etmezler diye söyleyebiliriz. Ki zaten daha telefonlara da zam gelmesi bekleniyor. Evet, onunla birlikte inanılmaz bir fiyat alacaktır diye düşünüyorum. İstersen telefon
haberlerinden devam edelim. Bir haber de Asus'tan geldi. Biliyorsun çok kısa bir süre önce Zenfone 2 çıkmıştı ve firmanın bayrak gemisiydi bu Zenfone 2. Ardından Pegasus 2 Plus duyuruldu firma tarafından. Snapdragon 615 yongasına sahip, 8 çekirdekli ve 64 bit desteğiyle bu telefon çıkıyor. Yani Intel işlemci bu telefonda bulunmuyor. Grafik tarafında ise Adreno 405 görev alacakmış. Yani grafik birimi Adreno 405. Aynı şekilde 5,5 inçlik Full HD ekrana sahip 3 GB RAM'i 32 GB'lık depolama alanı bulunuyor ve bunu SD kartla arttırabiliyoruz. Batarya konusunda ise Hüseyin 3030 mAh'lik bir bataryası mevcut. Çok enteresan bir değer, 30-30 şeklinde okunabiliyor. Böyle ince mi düşünmüşler yoksa öyle mi denk gelmiş orasını bilmiyoruz. Ve piyasaya da Android 5.1.1 işletim sistemine sahip olarak çıkacağı söyleniyor. Kamera kısmına gelecek olursak arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüklü bir kamera, ön tarafında ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası mevcutmuş. Tabii ki megapiksellerin pek bir önemi yok. Lens kalitesi falan orta segmente hitap ettiği için kamerasını fazla bir şey beklememek gerekiyor diye düşünüyorum. Çıkış tarihi neyse Temmuz ayının sonu gibi diyebiliriz. Tabii ki bu Çin'de çıkacağı tarih ve fiyatı da 290 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca fiyatının da Zenfone 2'ye yakın olması beni birazcık şaşırttı doğrusu. Zenfone 2 daha çok fiyatı yüzünden Türkiye'de bu kadar başarıya elde etmişti biliyorsun. Bunu da en çok sağlayan Intel işlemciydi. Çünkü onların Intel'in politikasıyla işlemcileri daha uygun fiyatlara firmalara veriyordu. Ve bunu bir tek Asus kullandı diyebiliriz aslında. O zaman mobil taraftan oyuna geçelim. Çünkü biliyorsun dünya üzerinde ve özellikle Türkiye'de çok fazla kullanılan, oynanan bir oyun var. Tarayıcı oyunu. Çok basit bir yapıya sahip de olsa Agar.io. Bir tane oyunumuz var ve bu oyunun da artık mobil sürümü çıktı. Bunu aslında tarayıcı üzerinden, mobil tarayıcı üzerinden oynayan çok insan vardı. Fakat kontrolleri çok zordu. Böyle bir kenara basınca gitmeye çalışıyordu falan. Miniclip firması da artık bu oyunun mobil sürümünü çıkardı. iOS ve Android sürümleri var fakat Windows Phone'da yok. Hüseyin, mobil platformdan aslında birazcık uçuk bir yere atlayacağız ama şimdi biraz da ülkemizden haberlere dönelim istiyorum. Zaten Agoria gerçekten lanet bir oyun, yani oturduğun zaman bağımlılık yapan bir oyun. Mobile geçmesi de tabii ki hem indirildiği zaman yapan firmanın kazanmasını sağlayacaktır hem de oynanabilirliğini bir ayla arttıracaktır. Güzel bir düşünce olmuş. Hüseyin, mobil platformdan sonra artık biraz da yerli haberlere geçelim istiyorsan. Öncelikle yerli otomobilimiz seri üretime geçiyormuş. Bunun haberini sitem üzerinden yapmıştık. Birazcık detaylara değinelim. Arabamızın adı Sazan S56 ve 1990'lı yıllarda bu başlıyor. Proje günümüze kadar uzanıyor. Bu proje 1994 yılında Kaan Onuk tarafından otomobilin tasarımı çizilerek başlanıyor. Fakat Kaan Onuk 2 yıl sonra, yani bu projeye başladıktan 2 yıl sonra bir trafik kazası geçiriyor ve hayatını kaybediyor. Dolayısıyla bu projeyi de suya düşmüş oluyor. Fakat bu sefer başka bir doktor, Ekber Onuk tarafından bu proje devralınıp günümüze kadar geliştirilmeye başlanıyor. Yani 2011 yılında aslında bu projenin sahibi vefat ediyor. Ardından doktor Ekber Onuk tarafından da devralınıp günümüze kadar taşınıyor. Bu proje 2009 yılında artık son kez kullanılabilir hale geliyor. Ve kullanıcı beğenisine sunuluyor. Fakat bu cihaz günümüze kadar hala geliştirilmeye devam ediyor. Artık o kadar ilerlemiş ki bu proje Ford'la anlaşmaya varmışlar. Tabii ki bu anlaşmanın yazılı mı yoksa sözlü mü olduğu tam olarak bilinmiyor. Yani büyük ihtimalle prensip anlaşması yapılmıştır. Şu anda herhangi bir yazılı anlaşma olduğunu dair bir şey göremedik. Evet, özelliklere de bakarsak 182 beygirlik bir sürümü olacak ve Türkiye için üretilecek olan bu sürüm 30 adet üretilecekmiş. Amerika için ayrı bir sürüm üretilecek. Bu 255 beygir gücüne sahip olacak ve 20 adet üretilecek. Yani iki ülkeye farklı motor gücüne sahip araba üretilecek. Fakat burada en çok düşündüren kısım üretim adetleri. Çünkü bir şey ne kadar az üretilirse o kadar pahalı olur biliyorsun. Benim en çok dikkatimi çeken şey ama ya burada ismi Sazan olarak seçilmiş çünkü Türkiye'de Sazan isimli bir şey üretmek neden yani? Bir de Biliyorsun evet, pek iyi bir ünü yok yani bu kelimenin. maalesef isim konusunda gerçekten tartışılabilir ama yerli bir yapımın olması da insanı hafiften gururlandırıyor Tabii ki Ford diyebiliriz. gibi bir firmanın çatısı altına girebilmek bir başarıdır. Evet. Diyerek diğer bir yerli proje, yerli mucitler çanaksız uydu üretti. Serhat biliyorsun
Ben bu konulara ilgili olan bir insanım ve benim gayet de ilgimi çektiler. Aslında Türk basını da gerçekten ilgisini çektiler. Olay şu, İznik'te yaşayan Mehmet Mert ve arkadaşları bir proje yapıyorlar. Mehmet Mert 9 yıldır farklı uydu firmalarında çalışan bir kişi aslında. Ve bunun da sonunda kendi şirketini, kendi işini kurmaya karar veriyor. Olay şu, aslında biliyorsun hani uydular evimizde gerek firmalar aracılığıyla gerekse bağımsız olarak yukarı bir çanak anten takılmasıyla birlikte kullanıma sunuluyor. Bu çanak antenin önünde de bir tane o küçük kutu var, LNB adında. Olay aslında bundan ibaret. Yani böyle basit bir sistem ile sen alttaki dekoderden görüntüyü alıyorsun. O çanağın mantığı da aslında şeydir, hani o bilirsin basit ayna fiziği vardır. Çukur aynalar vardır ki bu ışığı böyle ortaya odaklayıp tekrar verir, karşıya yansıtır. Aynı sistem antendeki sinyallerde de geçerli. Sen uydudan gelen o geniş sinyalleri çanak ile ortaya topluyorsun merkeze. Merkeze koyduğun LNB ile de aşağıya sinyalleri yollamış oluyorsun. İşte bu çatıda bulunan kısmın daha küçük ve daha taşınabilir bir versiyonu yapmayı hedeflemişler. Buradaki olay tamamen çatıdaki sistemi kaldırıp aşağıdaki sen dekoderinin yanına bir tane cihaz koyacaksın ve bu cihaz ile görüntü sinyallerini alacaksın. Hüseyin, ayrıca fiyatı da sanırım 150 ile 200 lira arasında bir fiyattan çıkacakmış ki oldukça ucuz bir fiyata da benziyor. Hani işte çanak masrafı yok, kurulum masrafı yok, bilmem nesi yok. Bence oldukça güzel bir fiyat ve başarılı bir proje gibi duruyor. Ya şu aslında benim en çok kafamı kurcalayan kısım şu. Çünkü uydularda dediğim gibi hani çanak bir dışarıdan gelen sinyalleri ortaya topluyor. Çünkü çok geniş bir açıyla geliyorlar bu sinyaller. Sen küçük bir aletle evin içinde bu sinyalin kalitesi ne kadar güçlü olacak onu merak ediyorum. Ve ancak açıkladıklarına göre GPS sistemlerine benzer bir sistem olacağı söyleniyor. Fakat GPS sistemi nasıl konumunu buluyor dersen birkaç tane uyduya aynı anda bağlanması gerekiyor. Yanılmıyorsam 3 ya da 4'tü. Aynı anda bağlanması gerekiyor. Bana sorarsan bunun gerçekleşmeme açısından bakarsak buna tek engel olarak da karasal yayını, karasal dijital yayını görüyorum ben. Çünkü biliyorsun hani şu televizyona bir küçük anten bağlayarak gayet net ve HD de olsa görüntüyü alabileceğimiz söyleniyor bu teknolojiyle birlikte. Yurt dışında kullanılıyor. Türkiye'ye ise ne zaman geleceği sürekli bir tartışma konusu. Benim TRT'de çalışan bir kişiyle, biraz da üst seviyede çalışan bir kişiyle sorduğum bir soru da bana bunun şu anda altyapısı hazır, yakında en azından 1-2 yıl içerisinde kullanıma sunulacağı söylenmişti. Buna tek engel de karasal yayınındaki basitlik görüyorum ben. Hüseyin, ilerleyen günlerde hayatımıza girerse biz de sanırım test etme imkanı bulabiliriz ve deneyimlerimizi aktarırız. HD yayın vermesi kalite konusunda pek sıkıntı çekeceğimizi göstermiyor. Ama tabii ki ne kadar HD olur orasını da merak ediyoruz. Hemen istersen madem böyle yenilik haberlerinden gidiyoruz, Logitech'e atlayalım. Hüseyin, Logitech firması isim mi değiştiriyor yoksa logosunu mu değiştirdi yoksa logosunu kısaltıp böyle ismini mi değiştirdi? Enteresan birçok varsayım var etrafta ve dolaşıyor. Aslında haberlerde de haksız değiller çünkü Logitech logosunu değiştirdi. Ayrıca Logi altında bir alt marka oluşturmayı düşünüyorlar sanırım. Bu konuda hala çeşitli varsayımlar var, net bilgiler yok. Herkesin kafası karışmış durumda. İstersen buna bir açıklık getirelim. Evet, gerçekten bütün basını da bütün kullanıcıları da şaşırtan bir gelişme oldu. En başta logo değişti diye gördük biz. Fakat enteresan kısımda kendi web sitelerinde, resmi web sitelerinde değişmedi. Bu ayrı bir konu. Bir de Logi adında bir kısaltma geldi. Biz bunu marka kendi ismini mi kısaltıyor yoksa marka farklı bir isimle farklı bir marka mı yaratmaya çalışıyor? Bunu tam anlayamadık. Anladığımız kadarıyla marka alt ürünlerine bazı değişik tasarımlı, değişik ürünlerine bu markayı verip Logitech markasının tehlikeye atmamaya çalışıyor gibi düşünebiliriz aslında. Beklenen bir şey değildi. Sonuçta kısaltma olduğu için bir tek teç kelimesine atmışlar. Logi olarak da gayet güzel bir isim olunca ben marka olarak da komple değiştiklerini düşünmüştüm. Fakat tam anlayamadık aslında Logitech'in neyi amaçladığını. Sanırım böyle daha fazla ürün kapasitesini arttırmaya çalışıyorlar ve donanımdan uzak ya da ekstra böyle tam aksesuar dediğimiz şeyleri, hani bilgisayar aksesuarı değil de başka bir aksesuar ürünleri çıkarıp da bu Logi markası altında satabilirler diye düşünüyorum ben. Tabii ki sonuçta
tablet klavyesine kadar geniş bir yelpazeleri var ki kulaklık markaları var, kurumsal ürünleri var. Yani çok geniş bir firma aslında. Logitech sadece klavye mouse olarak bakmamak lazım. Logitech'ten artık elektronik donanımlara geçelim diyorum ben ve ilk haberimiz IBM'den ilk 7 nanometre Yonga. Biliyorsun işlemcilerde bu nanometre olayı gerçekten önemli. Hatta bununla ilgili de bir sitemizde yazımız var. Buna da isteyen bakabilir, ne oldu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler. Haberimize dönecek olursak dünyanın ilk çalışır haldeki 7 nanometre ile üretilen işlemcisi var aslında karşımızda. Bunu IBM firması üretti fakat Intel, Samsung, TSMC, GlobalFoundries'ın da bu çalışmaları devam ediyordu. Bu 7 nanometrelik üretim tekniği ile birlikte işlemcinin içine 20 milyar transistör sığdırabilmek mümkün hale geliyor ki bu i7'den 2 milyar daha fazla. Yani bu yönüyle de gerçekten güçlü bir gelişme oldu. Ayrıca nanometrenin bir diğer önemi de biliyorsun ısınmaları engelliyordu. Böylece hızı daha da arttırabiliyorsun. Buna da bir kapı açtı. Evet, çok büyük bir gelişme aslında 7 nanometrelik bir Yonga çıkması. Ayrıca dediğimiz gibi her türlü performans artışı da olacağını düşünüyorum. İlerleyen günlerde iyice piyasaya yerleştikten sonra biz de aradaki farkları görebileceğiz. Tabii Tarih bu... olarak da 7 nanometre geçiş için 2017'yi işaret ediyorlar. Ayrıca Samsung, Intel ve TSMC gelecek yıl daha 10 nanometreye geçmeyi hazırlanıyor. Bu da ayrı bir başarı IBM için. Hüseyin, madem işlemcilerden gidiyoruz, o zaman hemen Intel ailesinden sana bir haber vereyim. Intel'in Skylake S ailesinin çıkış tarihi belli oldu. Biz daha önce bunun çok detaylı haberlerini yaptık, bir sürü özelliklerini yazdık. Ayrıca müthiş de bir konumuz var şu anki bahsettiğim habere dair. Onu muhakkak okumaları gerekiyor takipçilerimizin, çünkü çok fazla detay var ve bunu burada aktarmamızın pek bir imkanı yok. Öncelikle şunu bahsedebilirim. Çıkış tarihi olarak 5 Ağustos'ta bu işlemcilerin çıkacağı söyleniyor ve Z170 chipsetli anakartlarla birlikte piyasaya çıkacağı söyleniyor. Dolayısıyla Skylake S oldukça beklenen ve merak edilen işlemcilerden bir taneydi. Artık biliyorsun Core i7 6700, i5 6600, i5 6500, i5 6400 işlemcileriyle 65 volt TDP değerine sahip olacaklarmış. Ama şöyle söyleyebiliriz. Bu işlemciler hız aşırtma, yani overclock için uygun değiller. Dediğimiz gibi Ağustos sonu Eylül başında da bu işlemcilerin çıkacağı söyleniyor. Diğer haberimiz de BBC Microbit. Microbit aslında bu Raspberry Pi ve Arduino'nun başlatmış olduğu akımla birlikte gelişen bir ürün. Ayrıca Intel'in de bir projesi var bu konuda. Bir geliştirme kiti aslında. Daha çok insanların yazılımla veya elektronikle uğraşmasına yardımcı olmak amacıyla üretilen ürünlerden bir tanesi. Önemli özelliklerinden biri gerçekten küçük olan boyutu ki 4 santime 5 santim olan bir kart diyebiliriz buna. Bunu destekleyen firmalarsa oldukça güçlü. BBC, Microsoft, Samsung, ARM gibi büyük firmalarla birlikte birkaç tane daha firmanın birleşip başlattığı bir proje diyebiliriz. Bunda önemli özelliklerden bir tanesi de Samsung'un buna yazılım geliştirmeyi kolay hale getirmek için Android bir uygulama geliştirmesi. Teknik özelliklere de bakacak olursak USB, Bluetooth 4.0 gibi temel bağlantıları sunmasının yanında pusula, manyometre ve akselerometre gibi daha ayrıntılı teknik özelliklere de yer vermesi insanları dikkatini üzerine çekiyor. Kalem pil yuvası olarak da iki tane kalem pille çalışıyor ve 25 adet de LED bulunuyor üzerinde. Arduino ve Raspberry Pi'ye de ayrı bir bakış açısı getirmiş oldu. Yani burada aslında en temel fark sensörlerin biraz da fazla olması, ki bu oldukça iyi bir şey. Biliyorsunuz yani her sensör daha fazla para demek. Ekstra olarak A'dan her sensör daha fazla para demek. Yalnız bu tarz bu şekilde dahili sensörlerin bulunması da oldukça başarılı olmuş. Yani programlanabilir kartlara bir yenisi daha eklendi diyebiliriz. İstersen artık biraz da ekran kartı donanımlarına geçelim. Bir haber de AMD kısmından var. Radeon R9 Fury özelliklerini detaylandırdı bu hafta içerisinde. Biz de onları sistem üzerinden haberini yaptık. İstersen Radeon R9 Fury'nin özelliklerinden biraz bahsedeyim sana. Stream işlemciye sahip 4 GB belleği var ve 1050 MHz hızında da bir çekirdek çalışıyor. Ayrıca performans anlamında söyleyelim, %13 civarında daha düşük olması bekleniyor. Kime göre? Fury X'e göre.
Yani aslında buna Fire X'in bir alt modeli diyebiliriz. Fiyatını hemen istersen söyleyelim. 500 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Ve bu ekran kartının rakibi ise GTX 980 olarak konumlandırılmış. AMD tarafından bir güçlü daha ekran kartı geliyor diyebiliriz. O zaman hemen farklı bir modele daha geçelim. Biliyorsun AMD'nin Fire Pro adında daha çok endüstriyel, daha çok iş dünyasına sattığı ekran kartları var. Bunlara bir yenisi daha ekleniyor ve dikkat çeken özelliği 32 GB belleğe sahip olması. Gerçekten yüksek bir rakam olan. O zaman AMD'den bir diğer seriye geçelim. Fire Pro. Fire Pro aslında endüstriyel ve daha çok iş dünyasına satılan ekran kartı serisi. Burada asıl dikkatimizi çeken 32 GB belleği. Gerçekten yüksek bir rakam ve sen ne diyorsun bu konuda? Şey, 32 GB bellek inanılmaz bir rakam. Tabii ki bu evde alışık olduğumuz ekran kartları değil. Yani 32 GB'lık RAM'lik bir ekran kartını evde alıp kullanmak pek mümkün değil. Çünkü ona vereceğin işlemcinin de çok yüksek bir işlemci olması gerekiyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Bu seri endüstriyel sürümlerinde, makinelerin içerisinde ya da dediğimiz gibi çok çok büyük film projelerinde kullanılan donanım olduğu için fiyatı da ona göre oluyor. Yani şirketlerin alabileceği düzeyde oluyor. Dolayısıyla hani burada 32 GB'a pek fazla da kanmamak gerekiyor. Yani şöyle aslında buna direkt Nvidia'dan rakibi Tesla K80. Yani onda 24 GB bir RAM var. Hani çok da garipsememek lazım. Çünkü bu sektörde normal olan değerler bunlar. Tabii ki yani bir video renderı falan alıyorsun. O zaman da bile inanılmaz değerler dönüyor. Bir de sinema için render aldığını düşünürsek yani muazzam bir ekran kartı belleğine de ihtiyacın olacak. Hem işlemci hem ekran kartı belleğine ihtiyacın olacak. Dolayısıyla 32 GB RAM olması hani önce muazzam bir değer gibi gözükse bir ev kullanıcısı için. Fakat bu endüstri piyasasında normal bir RAM diyebiliriz. Hüseyin, donanımlar, ekran kartları bu kadar gelişirken tabii ki oyunlar da gelişiyor ve artık oyun yazan insan sayısı bir hayli fazlalaşıyor. Türkiye'den bir haberle devam edelim istiyorsan bu konuda. Crytek firmasını bilirsin, Crysis oyunlarından ve onun kullanmış olduğu bir CryEngine motoru vardır. Crytek firması Bahçeşehir Üniversitesi ile ortak olarak CryEngine Academy isimli bir eğitim programı oluşturuyorlar ve Türk oyun geliştiricilerini bu konu hakkında bilgilendiriyorlar. Mesela Türk oyun geliştiricilerine işte 3D obje, animasyon, glow grafik, yapay zeka kullanımı, konumsal ses kullanımı gibi birçok eğitim veriliyor. Ve tabii bunları öğrenebilmek için ise C++ yazılımın dilini bilinmesi gerekiyor. Yani adamlar biz size C++'ı öğretiriz demiyorlar. C++'ı biliyorsanız gelin biz sizlere işte animasyon, yapay zekayı nasıl kullanacağınızı gösterelim. Konumsal ses kullanımını nasıl kullanacağınızı gösterelim ve bunun hakkında sizleri eğitelim diyorlar. Oldukça başarılı bir proje olacak diye düşünüyorum. Ayrıca bu işe biraz daha ilgisi olan insanlar, azıcık da bir programlama dili bilen insanlar bu konuda Crytek firmasıyla çalışma imkanı bulacaklar ki muazzam bir olay bu. Hani Bahçeşehir Üniversitesi'nde tebrik edelim. Biliyorsun Hüseyin, aynı şekilde Crytek firması sanal gerçeklik yani VR'da da eğitim verecekmiş. Bu da yani geleceğe resmen yatırım yapılıyor. Oldukça merak uyandıran bir proje. Umarım hakkını verirler ve güzel geliştiriciler yetiştirirler. Evet, gerçekten Oculus Rift ile birlikte açılan bir kapı olan sanal gerçekliğe de eğitim açısından destek vermeleri de doğrusu. Evet Hüseyin, teknoloji pazarının 3. videosunu da çekmiş bulunuyoruz. Teknoloji gündemine ait bir haftalık gündem konularını ele aldık. Mobil konuda ve donanım konularında gerçekten çok hareketli bir hafta geçirdik. Bizlere ek olarak göndermek istedikleri bir şey varsa takipçilerimizle yorum yaparak iletebilirler. Ayrıca hemen şu haberi de verelim. Malum Hüseyin önümüz bayram ve bayramda video giremeyeceğiz. Yani bayram haftası dolayısıyla video giremeyeceğiz. Normalde biliyorsun 13 Temmuz pazartesiye denk geliyor ve bizim pazartesi haftanın başındaki ilk video koyma günümüz. Maalesef o hafta boyunca cumartesi de dahil olmak üzere video gelmeyecek. Haftaya pazartesi yani ayın 20'sinde bundan sonraki video ayın 20'sinde gelecek. Dediğimiz gibi bayram olduğu için böyle bir yöntem izlemeyi seçtik. Hem herkes gitsin güzel güzel tatilini yapsın. Biz de birazcık video depolamış oluruz. Gayet güzel ilerleyen günlerde de videolarımızı yayınlamaya devam ederiz diye düşündük. Ayrıca buradan tüm takipçilerimize de iyi bayramlar dileyelim. Evet, herkese iyi bayramlar şimdiden. Dijitaller.com web sitemiz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bir hayli seviniriz. Hepinize iyi günler. İyi günler.